Tabii anımı paylaşmak istiyorum. O senelerde ben büyük bir sıkıntı çekiyordum. Yani ne olduğunu anlatmayacağım ama. Sonra yani kaç sene, 10 sene falan bunu çektim herhalde, bu sıkıntıyı. Ve en sonunda bir şey oldu. Şimdi ben bir yere gidiyordum. Ondan sonra durakta bekliyordum. Sonra bir tane adam indi. Ama böyle 45 yaşlarında falan, ama böyle şey duruyor yani, nasıl diyeyim? Elit duruyor, düzgün yani. Hani böyle tam olarak aksakal ya da ak saçlı değil, ama aralarında aklar var. Siyah saçlı ve aralarında sıklıkla aklar var yani. Sakalında ve aynen sakalı vardı sanırım. Sakalında ve saçında. Neyse işte elinde de baston vardı. Sonra işte duraktaki oradaki insanlara sordu. İşte engelli derneği var mı burada diye. Oradakiler de yok dedi. Sonra bana döndü. Bana dedi ki, peki yani zaten orada yani bizim olduğumuz yerde engeller derneği yok. Sordu. Ben de dedim ki ben internetten bakarım falan dedim. Yok yok, gerek yok dedi. Sonra bana bir konu vardı. Yani benim o dönemde yaşadığım büyük bir konu vardı. Dedi ki sen dedi niye böyle yapıyorsun dedi. Ben dedim, yani ben de cevap verdim şaka gibi değil mi? Adam bildi ve dedim ki ya dedim fakat işte atıyorum o kişi de, tamam mı? Şöyle anlatayım. Bir kişi benim üstüme geliyordu. Ben de bazı şeylerden dolayı ona çok büyük tepki gösteriyordum. Bana çok kızdı o kişi. Dedi işte o senin iyiliğini düşünüyor dedi. Sen niye böyle yapıyorsun dedi. Bağırdı. Ben de tabii hiçbir şey demiyorum. Hani inandım yani. Çünkü benim gerçek şeyim söyledi. Hani şey diyebilirdim. Niye böyle diyorsunuz falan, size ne diye. Neyse işte. Sonra dedi ki sen dedi ne zamandır namaz kılıyorsun dedim. Ne zamandır yani Allah'a ibadet ediyorsun dedi. Ben de dedim yani dedim sonra yani deme dedi. Hiç ibadet etmiyorsun dedi. Ondan sonra ha ondan önce de dedi ki sürekli evdesin, sürekli telefondasın hani. Yataktan kalkmıyorsun dedi. O arada da öyle bir dönemde diyeyim. Çalışıyor olabilirdim ama çalışmıyordum yani. Neyse, ondan sonra dedi ki ne zaman ibadet ettim falan, böyle geçti. Sonra şey dedi, ben öyle deyince hani ibadet konusunda. Dedi ki sen de çok temiz kalpli bir kızsın dedim. Ama dedi Allah'a hiç ibadet etmiyorsun. Allah'a dedi ibadet et, namazını kıl dedi. Namazını kıl ve ibadet et dedi. Neyse ondan sonra sonra benimle ilgili ne dedi? Bir şey vardı arkadaşlar, onu çok içme hani böyle neyse bir şeyler. Hani ilaçlar falan çok içmiyor. Bu bünyene zararlı dedim. Neyse. Daha bir sürü şey söyledi. Şu an aklıma gelmiyor. Çünkü üçüncü sene bu sene. Hala unutamıyorum. Sonra dedi ki ben dedi ha, gözleri doldu. Ne oldu dedim. Ha pardon. Ondan önce dedi ki arkadaşlar pardon. Şey dedi, benim adım ne biliyor musun dedi. Ne dedim? Hızır dedi. Ondan sonra benim de aklıma gelmedi. Yani hani onun Hızır olabileceği aklıma gelmedi. Hani çok temiz kalpli olunca mı ne, bir şey olunca bile biliyor musun onu? Hani o anda anlıyor musun? Neyse. Ondan sonra pardon.
Şey dedi, yani çok temiz, benim dedi ne olduğunu biliyor musun? Hızır dedi. Ne anlama geliyor biliyor musun dedi bana. Hızırla hazır yetiştir filan derler dedim ben. Aklıma gelmedi çünkü onun hazır olabileceği hani. Aha, dedim. Ondan sonra şey dedi. Allah dedi biliyor musun dedi. Herkese Hızır göndermez dedi. Sen çok temiz kalplisin dedi. Ondan sonra neyse. Sonra gözleri dolmaya başladı. Ne oldu dedim. Hiç dedi böyle. Şey dedim hani söyleyin ne oldu dedim. Sana dedi şöyle söyleyeyim dedim. Eğer dedi ha pardon evinde dedi işte eski sevgilinin annesinden olan bir eşya var dedim. Bunda dedi muska var dedi. Bilmiyorum siz yorumları yazın hani muska demesi saçma gibi geldi bana. Bunda muska var dedi. Ve bunu attığın zaman sen evleneceksin tamamen bununla alakalı evlenememen dedi. İşte ben de ne zaman attım? Bir ay falan oldu atalı ceketi. 3 sene sonra attım. Ondan sonra şey gözleri doldu işte ne oldu falan neyse. Dedi ki eğer dedi ibadet etmezsen dedi başına öyle bir şey gelecek ki dedi düşüp burada bayılırsın dedi. Hani o derece kötü ve sana asla bunu söylemeyeceğim dedi. Söyleyin diye zorladım hayır dedi. Yani gözleri bayağı doldu. Benim tahminim şöyle mi acaba diyorum hani biri hayatımda olacaktı Allah korusun benim yani bir şeyime mi sebep olacak hayatımla ilgili yani Allah korusun bir şey mi evleneceğim ve bir şey mi başıma gelecek anladınız siz hani bu aklıma geliyor benim Allah korusun şöyle kendime söz verdim sonra ben işte otobüsün geldi bindim binmeyecektim hatta ama binmek zorundaydım ve bindim. O da bin dedi. Sonra ben arkamda ha otobüse bindim herkes dedi niye konuşuyorsun o adamla işte dolandırıcı falan dedim ki hayır. Benim bütün hayatımı anlattı dolandırıcı değil. Sonra arkamı döndüm sonra inanır mısınız? 2-3 saniye sonra baktım. Hiç kimse yoktu ne durakta ne o çevrede. Hatta kendi kendime dedim ki ya dedim şuradan mı döndü acaba dedim hani köşeyi falan. Ya imkansız arkadaşlar. Sonra düşündüm de acaba Hızır mı diye hala düşünüyorum. Hani çünkü ya ben eve geldim de dedim ki kendi kendime ya nasıl kayboldu dedim ya. Ha pardon otobüste anladım çok özür dilerim. Otobüste dedim ki demek ki bir şey vardı çünkü nasıl kaybolabilir bir insan bir saniyede 3-4 saniyede. Sonra ben namaza başladım. Bir ay namaz kıldım. Sonra geri bıraktım. Ama eğer evlilik olayı gerçekten olursa bu ceketten sonra çünkü eğer olursa çünkü benim hani evlenmem çok zor görünüyor. Eğer olursa böyle bir şey ki şu anda da ilişkim var. Ciddi bir ilişki. Eğer olursa ben de tabii ibadet edeceğim. Yoksa Allah korusun diyorum yani başıma bir şey gelecek. Ama evlenmezsem de o gerçek değildi. Ama evlenirsem de hazır olduğunu düşünüyorum. Sizce Hızır hala var mı? Bazılarına soruyorum. Hızır dönemi kapandı diyor. Ama ben bilmiyorum. Anlamadım. Neyse. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim.